Selamünaleyküm everyone. Bugün sizlere Nikon'un kitlensi, gerçi bir zamanlar kitlensi olan 18-55 VR 2 lensi gösteriyorum. Şöyle tutayım bari. Şimdi bu lensin özelliği 2014 yılında üretilmesi, içerisinde lens teknolojisinden AFS G ve VR 2 desteğini sunması. Kit olarak gelen bu lens, yani eğer ilk kez fotoğraf çekiyorsanız falan çok etkili bir lens. Gerçekten keskin, güzel. Fiyat aralığı olarak 500 lira civarında bulabiliyorsunuz. Dış görünüşüne gelecek olursak, şöyle parlama yapıyor ama. Normal zoom kilitli olan bir lens, yani çantanızda bu açılma durumu olmuyor. Ayrıca DX formatlı bir lens. Bu da şu demek oluyor. Sizin bunu crop sensörlü makineler için kullanabileceğiniz. Gerçi FX'te de kullanabiliyorsunuz ama o zaman şey yapıyor. Vinyet etkisini çok fazla veriyor. 52 mm bir filtre çapına sahip. 8 grupta 11 tane element barındırıyor. Hibrit elementlere sahip bir lens bu. Yani şu gördüklerinizin üzerinde ince plastik bir kaplama var. Bu da asperik plastik film olarak geçiyor. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bu da yansımaların, renk sapmalarının bayağı azalmasını sağlıyor. Yani bunda çok, hani neredeyse yok denebilecek chromatic aberration var. Odak mesafesi sonsuzla 28 santim arasında gidiyor. 10 yıllık bir kullanım ömrü var. Nikon'un buna biçtiği ömür. 265 gram, 73 milimetre, 79,5 milimetre uzunluğa sahip olan bir lens. Bayonete gelirsek, Nikon'un klasik F bayonetini kullanıyor. Plastik bir bayonet kullanıyor bu. Bu çok ağır bir kameranız varsa lensten tutup kameranın ağırlığını arkaya vermeyin. Çünkü bayonetine zarar verebilirsiniz. 7 tane pin barındırıyor. İçerisinde AF motoru olduğu için herhangi bir vida barındırmıyor. Mesela şu lenste dahili bir AF motoru yok. Şurada görebiliyor musunuz bilmiyorum. Pardon. Şu dönen. Bu vidadan bunda yok. Bu o yüzden bayağı şey, klasik. Yani Nikon'un en şey teknolojilerini barındıran gündelik kullanıcı için. Yani al şipşak çek, ekstra bir şeyle uğraşma. Zaten kitlensi olan makinelerde de bildiğim kadarıyla AF motoru sadece 7000 serisinde var. Diyaframına gelirsek, şimdiki lens teknolojileri kısmında bahsettiğim G-Ver olarak geçen bir teknolojisi var, Gerlit. Yani bunun harici bir diyafram halkası yok. Direkt lens şeklinde. Elektronik olarak body'den kontrol etmeniz gerekiyor lensi, diyaframını. Fakat eski lenslerde, bu D versiyonu olarak geçen lenslerin hepsinin bir şöyle bir tekerleği vardır. Sizin diyaframı ayarlayabileceğiniz. Bunda bu tekerlek yok. O yüzden bunu eski SLR'larda kullanamıyorsunuz. Bu önemli bir detay. Eğer hem analog falan çekiyorsanız. Gerçi o analog çeken insan bunu ne yapsın? Neyse. Diyafram değerlerine gelirsek 3.5 ile 5.6 arası değişiyor. 7 tane bıçak bulunuyor ve en düşük, en kısık 22 ile 36 diyafram, yani değerine kısılabiliyor diyaframı. Zoom halinde şu anda 36 oluyor. Böyle de 22. Diyafram şeyini şimdi koyuyorum. VR2'ye gelirsek de 4 stopa kadar size artı sağlayan bir teknoloji bu. Yanda VR düğmesi var, açık ve kapalı şeklinde. Nikon'un çoğu body'sinde in-body image stabilizer olmadığı için bazı şeylerde dilim dönmüyor da. Yani bu Türkçe'yle de alıyor. Neyse, olmadığı için çoğu bu lenslere geldi. Bu lensin içerisinde de VR 2 teknolojisi var. Bu da size 4 stopa kadar artı sağlıyor. Yani siz 1/15'lerde bir şeyler çekebiliyorsunuz herhangi bir bozulma olmadan, gayet keskin ve net bir şekilde.
VR açık kapalı şeylerini şimdi koyacağım. Nikon VR'ı tripodda kullanmamanızı tavsiye ediyor. Tripodda kapatmanızı tavsiye ediyor. Şöyle şurada kapat aç butonu var. Yukarıda da autofocus, monel focus ayar yapabileceğiniz bir buton var. Fall off'a gelirsek, evet biraz fall off yapıyor ama hani bunu normal resimlerde anlamıyorsunuz bile. Ama boş beyaz duvarını Ken Rockwell sitesinden aldığım kadarıyla koyuyorum size. Keskinliğe gelirsek, evet gerçekten keskin biraz. Hele VR'ın olması bunu bayağı keskinleştiriyor. Yani hele 1/150'nin aşağısına falan çok keskin bir lense dönüyor. Başka hani bir de fiyat, bir de plastik olmasa hani bak bu kalite ve bu fiyatta o kadar keskinliği sağlayan çok fazla bir lens yok. Distortion'a gelirsek 18 ve 24 mm'de bir bozulma yapıyor ama onun dışında diğer milimetrelerde bir bozulma yapmıyor. Yeni versiyonu var bu lensin. O biraz daha keskin ve AFP motoru barındırıyor. Fakat VR2 desteği yerine VR desteği var. AFP motoru da 2013 sonrası body'lerde kullanılabilen bir motor. Size çok sessiz bir autofocus yapmasını sağlıyor. Sonuç olarak lens olarak alabileceğiniz, hele body'niz eskiyse en iyi lenslerden bir tanesi bu. Çok uygun fiyatta hani çantama atayım, İşte gördüğüm şeyleri falan çekerim tarzında gerçekten kit lens olarak çok başarılı. 52 mm bir UV filtreyle de bayağı keskinliği artıyor. Yani ben böyle bir şey gözlemledim. Belki UV koruma katmanıyla alakalı falan bir şeydir ama aldığım bir UV filtreyi taktığımda resimlerin bayağı keskinleştiğini gördüm. DX formatlı bir makine için gerçekten hani at çantana çık lensi. Her şeyde kullanabilirsiniz. Bir de 0.27 mm olduğu için, pardon 28 mm netleme mesafesi olduğu için, pardon metre. Ay konuşamadım. Yani bayağı makro gibi de kullanabiliyorsunuz bunu yakınları çekmek için. Normal mesela doğa çekimi, abidik gubidik çekimler ya da makro çekimler için, abidik gubidik dediğim işte hani ne bileyim fotoğraf falan rastgele yeni öğrenenler için gayet iyi bir lens ama siz ben portre çekeceğim arkası flu olsun diyorsanız bu konuda pek sizin ihtiyaçlarınızı karşılamaz. Onun yerine 50 mm 1.4'e geçmeniz daha mantıklı olur sizin için. Ama manzara filtrelerin yani manzaralarda polarize filtreyle falan bayağı iş çıkartan bir lens olur. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çünkü beğendiğiniz zaman ben daha çok mutlu oluyorum. Bir de kanala abone olmayı unutmayın. Bunun gibi lensleri falan incelememi istiyorsanız alta belirtirsiniz. Bir şekilde bulup incelerim sizin için. Son olarak bazı ilgilenen insanlar için ses kısmındaysa şöyle bir şey yapıyor. Bazı çünkü insanlar buna takıyor ses yapmasını sallanınca. Neyse biraz bir içeceğim var mıydı? Yok. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve görüşmek üzere. Hoşça kalın.